Evet, kanabigerol grubu 5 ve 6. hayvanlarmış. Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle davranış testlerinden biri olan açık alan testiyle birlikteyim. Birlikteyiz. Açık alan testi nedir? Açık alan testi nörodejeneratif hastalıklarda hayvanın hasta olup olmadığı ya da tedaviye yanıt verip vermediğini görmemizi sağlayan test çeşitleridir. Dünkü de bir davranış testiydi. Havuz testi. Bu testte iki kutu var. İki kutuya iki hayvan konuyor. İki hayvanın konulma şekli şuradan yüzleri duvara dönük olacak şekilde bırakıyorsunuz. Ve 5 dakika hayvanları bu alanda serbest bırakıyorsunuz. Odada olmuyorsunuz. Hayvanlar sizi görmeyecek. Ve şurada gördüğünüz gibi bir tripod. Bu alanları kameraya kaydetmeniz gerekiyor. Hayvanları buraya bıraktığınızı varsayalım. 5 dakikayı başlattınız ve çıktığınız odadan. Burada izlemeniz gereken parametreler şunlar. Hayvanın kare başına adım sayısı, hayvanın şahlanma sayısı, bunu videoda göstereceğim. Hayvanın süslenme sayısı, yine bunu videoda göstereceğim. Merkezde bulunma süresi, şurada oku takip ederseniz, merkez burası. Yani hayvan buraya girdiği an kronometreyi başlatıyorsunuz. Videoyu en son işlemler bittikten sonra, yani sonuçları yazma aşamasında. Burada geçirdiği süreyi hesaplayıp not alıyorsunuz. Şöyle videoyu ben başlatayım. Daha açıklayıcı olacaktır. Biraz geri, tamam. Görüyorsunuz hayvanın birini bıraktım. Bu 5. hayvanmış. Bu da 6. hayvanmış. Ve odadan çıkıyorum. 5 dakikalık süre başladı. Bunlar Alzheimer hastalar. Bakın bu bir şahlanma. Bu da bir şahlanma. Burada saymanız gereken, bakın hayvanın yürüdüğü kareler. Bunları hep sayacaksınız mesela bak. Şu an hani 1, 2, yürüdüğü adım her kare sayılacak. Bunları not alacaksınız video boyunca. Merkeze girme sayıları yine not alacaksınız. Şahlanma sayıları, bakın bir şahlanma daha. Bu bayağı meraklı. Bunları ben Alzheimer yapmıştım ve tedavi grubu uygulandı. Görüyorsunuz meraklılar. Ya verilen etken maddenin olumlu sonuçlandığını gösteriyor bu. Yani eğer çok şahlanma sayısı, işte süslenme sayısı yüksek olursa hayvanların ortamda rahat olduğunu gösteriyor. Özellikle merkeze girerlerse. Bir de süslenme görsek daha da kavramış olacaksınız. Hadi in küçük hanımlar. Biraz süslenin bakalım. Süslenme bu işte. Biraz geri alayım. Bu gördüğünüz arkadaş süsleniyor. Evet, bakın bunu da not almanız gerekiyor. Süslenmenin altına tık 1. Evet, bir süslenme daha. Gördüğünüz gibi süslenme sayısı, şahlanma sayısı, adım attığı kare sayısı, merkezde bulunma süreleri, hepsini not alacaksınız. 5 dakika hayvanlar yüzü duvara dönük bırakılacak ve odada olmayacaksınız. Diğer önemli, en önemli husus bu bölgenin her hayvanda alkolle temizlenip silinmesi gerekiyor.
Çok ağır alkol kokusu olmasın, hayvanlar rahatsız olur. Açık alan testi bu şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.